Orada olsa bunu söyle. Buyurun Sayın Cöz. Son olsun. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Arkadaşlar, grup başkan vekiliniz kürsüde. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Az evvel özellikle o rakamı telaffuz ederken çok bile isteye telaffuz ettim. Öyle mi acaba diye de soru sorarak aslında söyledim. Bir. İkincisi, buna cevap veren hangi parti olacak diye, ama gördüğüm üzere alınmışsınız, çok alınmışsınız ve cevap verme zarreti. Çok bile isteye söyledim. Çok net biliyorum. Bir. İkincisi, dinle. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Genel Başkanınız 23 Haziran 2016'da Veys Ateş'e bir röportaj veriyor. Okuyorum bak. Aynen kendi cümlesini hiç bozmuyorum. Bir kısmını okuyacağım. Ama şöyle bir duyum da alıyoruz. Onu rahatlıkla ifade edeyim. Özellikle MHP içindeki bu çalkantılardan 15-16 milletvekilinin AKP'ye, AK Parti'ye transfer edileceği şeklinde bir duyum da var. Bu duyum sadece benim duyumum değil. Pek çok çevrede yaygın olarak da konuşuyor. Böyle bir karakterde, yeni bir karakterde milletvekili çıkar mı, inanmak istemiyorum. Kendi partisine ihanet eden, kendi seçmenine ihanet eden karakterde bir milletvekili grubunun hele bu boyutta çıkacağına daha ne kadar önce demiş? Daha 1,5 yıl kadar önce demiş. Kim demiş? Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Kim demiş? Şimdi çıkıyorsun burada diyorsun ki bak burada böyle bir milletvekili, bir milli iradeye, genel başkanın talimatıyla burada ipotek edecek bir milletvekili yok. Milletvekili şahsi başka bir şey yapabilir. Öyle olsaydı belki bu çok daha kıymetli olurdu, onu söyleyeyim. Şimdi deniliyor ya, tarihte bundan çok öncesinde 77 seçimlerinden sonra bir güneş motel olayı vardı. Hepimiz hatırlarız. 16 Nisan referandumunda da dedik ki kapalı kapılar ardında, karanlık odalarda pazarlıklar yapılmasın dedik. 16 Nisan anayasa değişikliğini biz niye yaptık? İttifaklar milletimizin gözü önünde ceyran etsin. Milletimiz bu ittifakları kendi aralarında anlaşmalarla neye oy vereceğini bilerek ve isteyerek versin. Lütfen tamamlayınız Sayın İnciz. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar olmasın dedik. Bizimkisi bu. Milli iradenin bu şekilde kendi söylem ve eylemleriyle bir başka partiye. Ne önemli değil. Burada gerçekten milletvekillerinin bugün oralarda oturamamış olması, arıyor gözlerimiz, arkalarda oturuyor. Kimse onların yerinde olmak ister, kimse talimatla da böyle bir geçiş yapmak istemez doğrusu. Hatırlatmak istediğimiz şey buydu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın İnciz.